geçelim. Çocuk gelişimi en çok soru aldığımız. Okul öncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi. İnanılmaz çok soru alıyoruz. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim. Onunla ilgili detayları hocalarımıza soralım. Çocukları çok seviyorum. Onlarla çok iyi etkileşimim olduğuna inanıyorum. Kendim seçerek geldim çünkü öğretmen olmak istediğim için gerçekten, onu başarabileceğime inandığım için geldim. Uygulama derslerimiz var ve normal olarak teorik olarak aldığımız dersler var. Uygulama derslerimizle bu dönemki derslerimiz oyun ve müzik derslerimiz var. Müzik dersimizde resim aletleri ürettik. Onlarla ondan sonra çalışmalar yaptık. Bir sürü etkinlik yaptık yani. Oyun oynadık, şarkı söyledik hep beraber. Ya bizim bölüm çok tercih edilen bir bölüm. Hele ki 2 yıllığı çok tercih ediliyor. 4 yıllığı tamamlamadıkça hani zorlaşıyor. Çünkü ya yardımcı öğretmen vasfında oluyorsun. Hani tam öğretmen olamadığın için 4 seneliğe tamamladığında daha iyi iş olanakları ve daha iyi iş olanakları oluyor. Lise 1'in başlangıcında bu bölümü tercih etmek istedim. Hem çocuk gelişimi bölümü üzerine hem de engelliler üzerine, yani özel eğitim üzerine eğitim aldım. Şimdi de çocuk gelişimi olarak devam ettiriyorum. Ailem tarafından da gayet güzel karşılandı. Sevindiler benim için. Çocuk gelişimini, ya benim çocukları sevdiğimi biliyorlar ve eğitmen olmayı çok istiyorum. Eğitmen olmak çok farklı bir şey. Öğretmen olmak çok farklı bir şey. Çocukların senin gözünün içine bakması çok farklı bir şey. Bu duyguyu yaşayan insanların da bu meslekten vazgeçemeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki de sabırlı olman gerekiyor. Sabırlı bir insansan bu senin avantajın oluyor. Sıcakkanlı ve hareketli olman gerekiyor. Çünkü çocuğu eğitime katabilmek için bunlar başlıca şartlar oluyor. Çocukları sevmen gerekiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Eğer sabırsız bir insansanız bu bölümü tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Mezuniyetim sonrası 4 seneliğe tamamlayıp DGS ile bir geçiş yapmayı düşünüyorum. Eğer DGS'yi kazanamazsam bir sene ara verip çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Zaten daha önce bir staj deneyimim de oldu. Çocuklarla iletişim kurmayı, onlarla beraber olmayı ve bir sınıfın başında olmayı seviyorum. Evet, nasıl da sevimli bir öğrenciydi. Eminim çok başarılı olacak çocuk gelişiminde. Şimdi çocuk gelişimi mezunları nerelerde çalışır? Evet, çocuk gelişimi mezunları bizim tabii meslek yüksek okul çocuk gelişimi öğrencilerimizin şu ana kadar çalıştığı alanları da dikkate alarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışabilirler. Milli Eğitim'e bağlı okullarda, kreşlerde, anaokullarında. Özel okulların sayısı gittikçe artıyor. Buralardaki yine anaokulları ve kreşlerde yardımcı. Ya Türkiye'de özel okul büyüme oranı %15. Çok büyük bir rakamdan çok, bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Buralarda yine yardımcı eğitmen olarak çalışabilirler. Onun dışında biz öğrencilerimize çeşitli alanlarda farklı dersler de veriyoruz. Mesela bu yıl çocuk ve medya dersini profesyonel bir hocamızdan, yani medya üzerine çocuk yayımızdan çalışan bir hocamızdan aldık o dersi. Dolayısıyla medya bünyesi içerisinde, yayıncılık içerisinde çalışabilirler. Çünkü çocuk dediğimiz zaman çocuğa dair, yani şirketler, kurumlar, firmalar, yayın evleri, medya, her sektörde çocukla ilgili bir şeyler yapılıyor. Evet, doğru. AVM'ye giriyorsunuz, çocuklar için oyun alanları, oyun var. Oyun alanları oluşturuyor. Değil mi? Orada çalışacak insanların çocuk iletişimini bilen insanlar bilmesi olması bilmesi gerekiyor. Lazım. Çocuğunuzu teslim edeceksiniz, bir saat belki yemek yiyeceksiniz, tabii, veya alışveriş yapacaksınız ama o kişi kimdir, formasyonu var mı yok mu? Bunun da çok ciddi bir denetimden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla o alanlarda da çalışabilirler. İş alanı çok gözüküyor. O yüzden çok soruyor arkadaşlar. Yeter ki böyle çok titiz davranıp şu işi yapmam, şu işi yapabilirim tarzı bir şeye girmemek lazım. Bir yerden işe başlamak lazım. Çünkü her şey bir tecrübe. Evet. Yani staj gibi görmek sabır lazım. Gerektiren sabır gerektiren bir iş. Onu bileceğiz. Evet. Kesinlikle. Peki şimdi hem lisansta hem ön lisansta mı var bu bölüm? Evet. Ön lisansta çocuk gelişimi YGS 4 ile öğrenci alıyor. Evet. 2 yıllık çocuk gelişimi alanından mezun olan öğrencilerin ek puan ile yerleşebilecekleri ön lisans programları olarak çocuk gelişimi var, sosyal hizmet var, çocuklara dair yani bu üçüncü bir program daha var çocuk gelişimine dair. Onlar da ek puan alabiliyorlar öğrencilerimiz. Lisansta ise
YGS 5 ile öğrenci alan bir lisans programı da var çocuk gelişimi olarak. Hı-hı. Bir de okul öncesi öğretmenliği var. Var. Okul öncesi öğretmenliğinde puan türü değişti. Aman Allah'ım. Bir çok oldu. Karışık ortalık. Lisansla alacak sadece. Evet. Doğru. Dolayısıyla çocuk gelişimi bölüm mezunu öğrenciler, biraz önce de söylemiştik programın başında, 2012 mezunu, 2012'den önce kayıt olan öğrencilerin ek puan ile yerleşebileceği okul öncesi öğretmenliği ve dediğimiz gibi YGS 5 ile öğrenci alan çocuk gelişim bölümü var. Bu iki bölümün en temel farklılığı aslında biri Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı yüksekokul olarak geçiyor. Yüksekokul değil aslında, YGS puanı ile öğrenci alıyor. Okul öncesi öğretmenliği ise eğitim fakültelerine bağlı. En temel Anladım. Farklılığı formasyon. Bu. Peki evet. Bu diyelim ki 2 yıllık çocuk gelişimi okudu. Hı hı. Sonra formasyon alırsa öğretmenlik yapabilir mi? Hayır. Lisansa tamamlaması gerekecek. 4 yıllar tamam. Yani 2 yıl ön lisansı bitirdiğinde formasyon alamaz. Evet, öğretmen evet, olmak evet, için. Evet. Onu da önemli olduğunu düşünüyorum. Ayıralım. Yardımcı öğretmen olarak çalışabiliyor. Yardımcı öğretmen evet. olarak çalışabiliyor. Kreşlerde, milli eğitimde, özel okullarda çalışabiliyor. Ama 4 yıllık dike geçişle okul öncesi öğretmenliğine veya çocuk gelişimine geçiş hakkı var. Peki. Aslında anaokullarında vesaire çalışabiliyorlar. Resmi statüsü var. Yani resmi statüyle çalışıyor. Çocuk gelişimi. 2 yıl çocuk gelişimi mezunu değil. Kaçak çalışmıyor. Değil, hayır. Resmi statüyle. Resmi statüyle. Yardımcı öğretmen dediğimiz o. Yani Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla çalışıyorlar. Peki ne kadar öğrenci alacaksınız hocam bu sene siz? Çocuk gelişimine 130 öğrenci alıyoruz. Bayağı alacaksınız. Yine çoğu burslu mu? Gündüz ve ikinci öğretim. Gündüz 70, ikinci öğretim 60. Bunun 19'u tam burslu, 41'i %50 burslu, 42'si %25 burslu, 28'i ücretli. Yine demin dediğim gibi tüm kategoriler için artı %25, artı %20, artı %15. Peki bunlar staj yapıyorlar değil mi hocam? Staj yapıyorlar. Gibi, mesela biraz önce gördüm simülasyonu, uçağı birebir yapmışsınız orada uçağı. Kreşte mi yaptınız, ne yaptınız? Drama sınıfımız var. Şöyle meslek yüksek okulu, yani bizim meslek yüksek okulunda 4 program var. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ön lisans programlarında. Bunların 3 tanesi fiziki altyapı gerektiriyor. Sınıf dışında fiziki altyapı gerektiriyor. Bir tanesi sivil havacılık, mokabımız var. Uygulama sınıfımız, uçağımız. Hı hı. Bir tanesi çocuk gelişimi, drama sınıfımız var. Her türlü işte demin öğrencimiz bahsetti. Çocuk oyun, çocuk müzik, bütün uygulamaları orada yapıyorlar. Hı. Bir de böyle etrafımızdaki bazı okullarla işbirliğimiz var. Oradaki çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Tabii uygulamalarını da isteyen bir bölüm çünkü. En son bir çocuk şenliği yaptık. Evet çocuklarla, hani on okul çocuklarıyla beraber. Mimari restorasyon programımız var. Orada da ahşap ve taş atölyelerimiz var. Orada da uygulama imkanımız var. Evet. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki mimari eserler de herhalde en güzel uygulama alanı sizdedir hocam. Ama işte mesleki eğitime çok önem vermek gerekiyor. Türkiye'de tabii. Maalesef mesleki eğitim göz ardı ediliyor. Yani aileler de çocuklarını buraya pek göndermek noktasında ön yargılar değil aslında. Hayata bir adım daha erken başlıyor bu öğrenciler. Evet. Çoğu mevzu lisans programından mezun olan anında iş buluyor. Evet, mevzu eğer lisansa bu öğrenciler bir yandan çalışıp bir yandan açık öğretimde lisans diploması alabiliyorlar. Hiçbir evet. engel yok. Yani ön lisans programlarını çok detaylı incelemekte fayda var. Kesinlikle. İnanılmaz iş fırsatları barındırıyor. Gidiyorum Murat'a. Murat Ançin, Mardin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Buyurun. Merhabalar öncelikle. Merhaba. İstanbul'da özel bir üniversitede hazırlık okuyorum. Hı hı. Önümüzdeki Eylül ayına sınava gireceğim hazırlık atlaması için. Tamam. Yalnız sınava geçip geçmemek gibi bir durum var. Geçemezsem şayet yatay geçiş yapmayı düşünüyorum. PDR ve ağız ve sağlığı yani bölümleri arasında düşünüyorum da tavsiyeniz. Ne olabilir? Yatay geçiş yapmak istiyorum diyor. Hı-hı. Şimdi yatay geçiş fırsatları var bir sürü üniversitede değil mi? Kontenjanlar da var. Şimdi İlhami Hocam bize o mesela FSM diyelim ki başka bir üniversitede okuyor. FSM'de ilgili bölüme yatay geçiş yapacak. Bunların kurallarını nereden öğrenebilir? Öğrencimiz yalnız hazırlık okulunun evet, hazırlık sınıfında bir farklılık söz konusu. Hazırlıkta başarılı olamayan öğrenciler şu an okuduğu bölümün Türkçesine devam edebilir. ÖSYM. Yatay geçiş yani. Yapabilmesi için birinci sınıf okuması gerekir. Bak çok önemli bir şey bu Murat. Yani bölüme girmeye hak kazanmış olması lazım. Hangi bölüm okuyor bilmiyorum öğrencimiz ama hazırlık okulu yani büyük ihtimalle %100 İngilizce veya %30 İngilizce eğitim veren bir bölümde okuyordur öğrencimiz. Hazırlık okulundan henüz o bölüme geçmeye hak kazanmamış. Hazırlık okulunu geçtikten sonra, zorunlu hazırlığı geçtikten sonra o bölüme geçmeye hak kazanır. Ondan sonra birinci sınıftan
itibaren yatay geçiş hakkı vardır. Burada tabii merkezi yerleştirmeyle yatay geçiş var, puan türüyle yatay geçiş var. O kadar çok geniş imkanlar var ki. Hı hı. Ama öncelikle öğrencinin hazırlığı bitirmesi gerekiyor, başarması gerekiyor. Önce hazırlığı, yani İngilizce bölümde devam edebilmesi için, aynı bölümün İngilizcesi okuyabilmesi için hazırlığı. Peki ben şimdi aklıma şu geldi. Diyelim ki %100 İngilizce bir bölüme yerleştik. Hazırlığı geçene kadar okuyacağız o zaman. Doğru mu o bölümde devam edebilmek için? Geçene kadar değil aslında. Atıyorlar mı? Onun belirli bir sınırı var. Evet. Atmıyorlar aslında. ÖSYM bunu kılavuzda da özel koşullarda açıkça belirtmiş. Diyor ki eğer bu programın İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler ikinci bir yıl şansı daha verebiliyorlar. Ama ondan sonra ÖSYM tarafından aynı programı Türkçe öğrenim veren bir başka üniversiteye öğrenciye tercih yaptırıyorlar. Bu tercihler doğrultusunda Türkçe öğrenim veren bir başka üniversitede devam ediyor öğrenci o programda. Yani dolayısıyla hazırlıkta okuduğu bölümün birinci sınıfına geçiş yapacak. Ondan sonra farklı bir bölüme yatay geçiş yapma imkanı elde edebilir. Hı. Şu an ilk hedefi kendi bölümünün İngilizce veya Türkçesine birinci sınıfına geçiş hak kazanması, hazırlığı başarması. Evet, birinci sınıfı tamamlaması gerekiyor yatay geçiş yapabilmesi. Ön lisans programları bu sene, yani ön lisans programlarına karşı bu ön yargıyı biz akıllı tercihte yıllardır konuştuğumuz için yıktığımızı düşünüyorum. Çünkü bize çok ön lisans programı sorusu da geliyor. Mesela şimdi sizde iki bölümü konuştuk ama başka ön lisans programlarınız da var. Onlarda da fırsatlar var değil mi hocam? Evet tabii ki çocuk gelişim ve sivil olacak dışında Adalet programı var. Adalet Türkiye'de yine en çok tercih edilen ön lisans programlarından bir tanesi. Çünkü adalet mekanizmasında her yıl ciddi sayıda işte katip, memur, ondan sonra işte gardiyan ve benzeri adalet mekanizmasının çeşitli kademelerinde çalışan elemanlar istihdam ediliyor. Burada adalet programı mezunlarına genelde iş imkanı sunuluyor. Oradan yalnız hukuka yerleşirim diye, sonra dikeye geçişle adaletten hukuka yerleşirim diye tercih yapıyorsanız biraz daha dikkatli düşünün çünkü zordur çok sınavları. Çok zor. Kontenjanlar daha da azaltıldı. Kontenjanlar çok azdır. Daha da azaltıldı. Öğrenciler bu noktada çok sistemkar. Yani sonra ben adaletten mezun oldum, onunla ilgili işlerde çalışıyorum, mutsuz oluyorum demeyin. Hani onu bilin değil mi? Tabii. Yani hukuka geçmek hem puan olarak zor hem de kontenjanlar azaltıldı. Çünkü hukukta da biliyorsunuz bir baraj getirildi. 150 bin barajı getirildi. Bu baraj çoğu lisans programına peyderpey getiriliyor. Dolayısıyla artık hukuka geçiş yapmak geçen yıllara göre daha zor. Evet. Onun dışında mimari, tabii adalet programının öğrencilerin hukuk bürolarında da çalışabilir. Onların iş takipleri vesaire. Türkiye'de 30 bin tane özel hukuk bürosu varmış. Bunların her birisinin evet adalet mezunlarına ihtiyacı var. Mimari restorasyon programımız çok özel bir program. İşte yine ön lisansta ilk açılan programlardan bir tanesi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Üniversitesi olması hasebiyle açılan bir program. Kandilli yerleşkesinde, Üsküdar'da Kandilli çok güzel ne bir yerleşke. Ne kadar toplamda meslek yüksekokulunuzu öğrenci alacaksınız? 4 programda toplam 485 öğrenci. Epey öğrenci oluruz. Alacaksınız. Evet. Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu konuya eğiliyor yani. Mimari restorasyonda bu yıl 75 öğrenci alıyoruz. Bunun 15'i %100 burslu. Orada ciddi bir %100 burs oranı söz konusu. Evet. 15 öğrenci. 10'u %50, 40'ı %25, 10'u da ücretli. Yine burada tercih bursları geçerli. Tabii ciddi bir altyapı var Kandilli Yerleşkesi'nde. Çünkü şöyle bir avantaj var. Mimari Restorasyon dışında Güzel Sanatlar Fakültemiz de Kandilli'de. Dolayısıyla öğrenciler Güzel Sanatlar Fakültesi'nin imkanlarından da yararlanıyorlar. Hem hocalarından hem fiziki altyapısından. Aynı durum diğer 3 program için de geçerli. Adalet programı ama aynı zamanda üniversitemizde hukuk fakültesi var. Hukuk fakültesinin hocalarından biz ciddi anlamda istifade anladım. Ediyoruz. Lisanslar, lisanslar aslında bir arada eğitiyoruz. Evet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, PDR bölümümüz var. Harika. Ciddi istifade ediyoruz. Sivil havacılık, psikoloji bölümü hocalarımızdan kişisel gelişim dersleri anlamında ciddi istifade ediyoruz. Evet. Yani her bir ön lisans programımızın lisansla irtibatı var. Hem o lisans programının altyapısından hem de çok değerli hocalarından faydalanıyoruz. Peki, son 5 dakikaya girdik. Birazdan telefona gideceğim ama bir duyuru da yapayım. Buradan ilk defa duyuracağız. YÖK Atlas'ı biliyorsunuz biz yönlendiriyoruz. Şimdi ilk defa bu ekrandan duyacaksınız. 2017 kontenjanlarına göre güncellendi. Yani pazartesi sonuçlarınız açıklandı. Şimdi ÖSYM henüz paylaşmadı kılavuzu, bana kızacaklar ama. biz akıllıtercih.trthaber.com'da linki paylaştık, en üstte göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda 2017 kontenjanlarıyla kılavuzun son halini göreceksiniz. Ona göre listenizi yapmaya başlayın. Pazartesi de sonuçları alacaksınız ama pazartesine kadar tahmini sıralamanızla orada seçeneklerinizi belirleyin. Önemli bir duyuru. Kesinlikle. Şimdi
Fatoş Hocam, ön lisans programları önemli dedik. İlhami Hocam da çok güzel programlardan bahsetti. Bu ön lisans programlarının tercihiyle ilgili böyle ana hatlar var mı? Evet, özellikle uyarı yapacağımız. Aklımdan geçen de oydu. Soruya da denk geldi. Şöyle bir 2016 ile farklılık var. 2016 yılında sınavsız geçiş vardı. Dolayısıyla sınavsız geçiş kontenjanı ayrıydı. Merkezi yerleştirme kontenjanı ayrıydı tüm bölümler için. Ama bu yıl sınavsız geçiş olmadığı için tüm bölümler için kontenjan ne oldu? Birleştirildi. Dolayısıyla oradaki başarı sıralarında da ciddi değişiklikler olabilir. Çünkü o başarı sıraları sınavsız geçişte yerleşen, merkezi yerleştirme puanıyla tercih yapan öğrencilerin başarı sıraları. Öğrencilerimiz bu anlamda geniş aralıkla düşünerek tercihleri yaparlarsa daha sağlıklı olur. Çünkü bu yıl sınavsız geçiş kontenjanıyla puanla öğrenci alan kontenjan birleştiği için o başarı sıralarında değişiklikler olacaktır ÖSYM'nin kılavuzundaki. Yani biraz yukarıdan da başlasınlar ama aşağıya kendilerini garanti alacak kadar böyle %100 aşağılara insinler mi? İnsinler. Ne biliyorlarsa insinler. Kendilerini sağlam garanti almak için. Evet. Çünkü o 2016 başarı sırası ve o zamanki dinamikler daha farklıydı yerleştirme sistemindeki dinamikler. Bu çok önemli bir değişiklik. Bu mesleki eğitimin kalitesine de ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Evet. İyi oldu. Hatta bunun mesleklerine yansıması bile olacaktır. Mesleklerindeki eğitimin kalitesine bile artı bir değeri olacak. Evet. Öğrenci... Değil mi? LYS'ye göre hazırlanacak artık öğrenci. Evet, kesinlikle. Peki şimdi bir ilginç bir soru vardı onu özellikle. Aynı üniversitede diyor, şimdi mesela diyelim ki FSM'de hem %100 burslu hem %50 burslu hem de ücretli hem de ücretli yazacağım diyor. Çok güzel. Aynı üniversiteden 3 aynı bölümün 3 ayrı şeyini yazabilir miyim, seçeneğini? Öyle yapmalı zaten. Yani diyelim ki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin, Vakıf Üniversitesi'nin bursuzunu yazdı. %50 ve %100'e de puanı yetiyordu. Ama nasıl olsa ben oradan bir tercih yaptım, o hakkım, puanım yeter, onu da alırım diye düşünmesin. Her birinin kodu ayrı. %100 burslunun kodunu ayrı düşünecek, onu ayrı tercih yapacak, %50 bursunun, burssuzun. Dolayısıyla bir üniversitenin bir bölümü belki 4 farklı kodla tercih yapacak öğrenci. Tam burslu, %50 burslu, %25 burslu ve burssuz. Bir tanesini yazması öğrencinin diğer hakları da alırım diye düşünmesin. Evet, çünkü özellikle onun için söyledim. Sanki hani mesela FSM çocuk gelişimini yazdı, bütün burslu seçeneklerinden yararlanabilir gibi düşünüyor. Öyle değil o. Hepsinin kodu ayrı. Hangisine yerleşirse bursa ona bakacak. Orada sadece hocamın demin ifade ettiği başarı sıralamasına dikkat etmesinde fayda var. Çünkü tercih bursu alabilmesi için ciddi bir dikkatli bir tercih yapması gerekiyor. Hangisine girme ihtimali varsa bir üstte %100 veya %50'den başlayabilir. Kendi sıralamasını üniversiteyle paylaşırsa üniversite bu noktada ona destek olacaktır. Yönlendi. Size arayabilirler. Tabii mesela arayabilir. FSM'yi listelerini yazmayı düşünenler ya da bir gideyim göreyim diyenler sizi bulurlar. Hem bizi bulabilirler hem de çağrı merkezinden bize ulaşabilirler. Tercih listelerinde de bu sorularına cevap verirsiniz. Veriyoruz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Süre bitti ne yazık ki. Çok beklettiğim Nuriye isimli izleyicim İstanbul, yarın ilk telefon olarak seni alacağım. Şimdi alırsam çok kısa sürede cevaplayacağız. Tatmin olmayacaksın. Yarın ilk telefon seni alıyorum. Kusura bakma lütfen. Fatoş Hocam, yarın yine beraberiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bol soru cevaplamaya devam. İlhami Hocam, çok güzel bölümleriniz var. Arkadaşlarımın eminim ilgisini çekti. Siz de bol öğrencilere anlatırsınız artık. İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, sorularınız çok yoğun. Bugün çok önemli bir duyuru yaptım. Şimdi hemen ilk işiniz akıllıtercih.trthaber.com'a giriyorsunuz. Üstteki linke tıklıyorsunuz. 2017 kontenjanlarını görüyorsunuz. Ona göre listelerinizi yapmaya başlıyorsunuz. Yarın aynı saatte bu ekranda soruları cevaplamak için Fatoş Hocam'la beraber sizleri bekliyoruz. Şimdi hoşça kalın. İstinye Üniversitesi Akıllı Tercih Programı'nı sundu.